Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda motorlarımızı temizledik. Amcaoğlu geldi. Askerden geldi, izine geldi. Gelmişken de beni ziyaret etti. İş yerindeyim ben de zaten. Vallahi bu hep çalıştırıyor ha. Sabah yokuşu çıkamazsam var ya, benzin az zaten. Mavi gerçekten güzel gösteriyor. Mavi olması şu farların üzerine onu. Turuncu mu diyorsun? Ha sen de bak, tekerin altında ışık var. Ben yaptım. Sen neyi taktın oraya? Değil var. He şu tarafta. He iyi, güzel, yine bir değişiklik katıyor. Sen buna kaporta değiştireceksin komple. Zaten benim bir önceki motor arkadaşlar, sattığım motor. Gökay arkadaş. Ama ilk aldığımızdan daha iyi lan şu an. Yani bir komple kaporta seti tertemiz gösterir. Sinyaller de aldığın zaman, bir de far. Sinyaller de alacaksın sen zaten. Aldım. Ya da şey yaptırım, folyo yaptırım, beyazı. İşte çıkın. Amerikan park folyo. Ya folyo o zaman olur. Zaten kapatacak bunları, anladın mı? Siyah olacak, gözükecek ya siyah. Koruma demir zaten boyarsın yine. E temiz ya. Ama beyaz yanak, beyaz yanak bu sefer heveslendim. Beyaz yanak kim yapıyor onu? Biz yapabiliyoruz mu? Lastikçiler bazıları yapıyor işte. Beyaz yanak zor mu ki? Evet. Nasıl? Şöyle şu lastiği çıkartıyorsun, almış havasını indiriyorsun. Çekişle vurarak oturtuyorsun, hava basın. Biz onu yapamaz mıyız o kadar şey? Yapma yaparsın ama lastik çıkmaz. Ne yapıyorsun ya işte, yaptırmak için beyaz yanak yapışır bir de. Bir de senin farlar var ya arkayı, sinyaller, ön far, sinyaller, folyo yaptırsan var ya. Folyo dedi senin, siyah değil mi zaten? Tamam, yüzümü motoru yaptırdık tam ya. Bir yer siyah zaten. Siyah, tam siyah bir kademe açıyor. He tamam işte. Gözüküyor. O da olur. Ama bir space, sence space demine gerek var mı? Ha ne oluyor? Ne? Kafa boyayacağım ama yakın bir zamanda alırım ya. Yanak bir de arka çamurlu. Plakayı da küçük kara plakalık var ya. Evet. Ondan yap on numara dur. Ben askerden sonra geleyim de. Komple kaporta bir de kare plakalık yaptıracağım. Bir de yanak takacağım ama motoru basacağım. O da olur. Space'i işte güzel olur bir sefer. Bak fark ettiysen arka çamurluk yok ya benden. Evet. Birazcık dolu gibi gözüküyor. Sen de olunca birazcık boş gibi gözüküyor. Arka çamurluk hangi çamurluk? Ya kesik olan var ya, ben teker yapar bak kesik, inceldi ya. Evet. Sendeki uzun ya, sanki boşmuş gibi geliyor. Arkada da süs niyetine sallanıyor şeyler, yapraklar. Bezi şey diye güzel dursun, güzel duruyor yani. Güzel arkadaşlar işte, ufak tefek dokunuşlar yapıp olabildiğince bir güzel görünüme getirip. O yazı var ya. Evet. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil. Onlardan kesin yapılır, sonra yanak, yavaş yavaş sür. Yanak yapacaksın. Yanak o farlarını yaptın mı? Bu bir de Angel var ya, Angel. Angel. Farın içine Angel koydum, on numara dur. Angel bilmiyorum da bir süre Xenon'la idare ederiz, mavi Xenon'larla. Veya o şekil. Öyle yapılır. Ama buna eğer bilmiyorum da temelli binecekse var bir var. Ne? Şuna bir tane sepet 16 cm bitiren var. Bir tane koyup. Tesisat gibi şey diyorsun. Ha küçük MP3'ler var ya, onlar da çingen işi gibi diyorsun. Ama dediğim daha mantıklı değil mi çantanın içinde? O da olur. Bak bir takımda ama şöyle bir şey. Açık hava olduğu için çok ses verir. O da olur. Diğer türlü de bilmiyorum artık. Yazı kalemi lastikle biraz gitmez. İdare mi? İdarelik eder ama yanak taksan daha güzel gözüküyor. Hem yanak hem de o. Abar, yo altında yanak zaten kaldı. Kapatır yani, altında kalıyor. Yanak o jantlar onu koysa. Yanak sonra ne kadar ki? Dinle. 4 tane mi oluyor? 500 lira. Bir şey değil de bak, aşağı yukarı. Dinle. Şey bak yaptın ya yanak. Evet. O yazılar var ya, kırmızı, siyah, yeşil dönersin. Ondan sonra bu plaka var ya, plaka lambası. Turuncu, ayak altı turuncu. O göstermeye de turuncu. Oraya arkaya. Bir de şuraya tam gözükmeyecek bir şekilde içine turuncu, ben onu da yapacağım abi. Ya şuraya koyarsın ya da şuraya bir tane turuncu koyarsın, parklara bağlarsın. Açınca şurası bir loj olur. Yani biraz aynı. Onları koydun mu? Bir dakika, şu anda onu koydun mu? Açtın mı? Önlerde Amerikan park yaptın mı? Biraz hoş. Tamam aynen olur. Biraz öyle olur. Ayna işte, sana dediğim gibi o ayna. Aynaya gerek yok bence. Böyle de ne bileyim, sıkıtır aynalar biraz onları şuralar. Onları yaptığı zaman sök aynaları bence. Daha hoştur. Evet biraz öyle tabii. Arkadaşlar durum bu işte, amcaoğlu geldi, öyle biraz motorlarla uğraştık, temizledik. Zaten akşam da bastırıyor. Ben de zaten görevime geldim. Artık bugünlük de videomuz bu olsun. İkisi aynı. Sendeki kaç modeldi?
12 mi 13 mü öyle bir 2013 şey. Bu 96 bin 98. İşte pek fark yok. Sonuçta arkadaşlar ikisi de 2013 model. İkisi de aşağı yukarı 11-12 senelik motorlar. Sonuçta ilk sıfır alanından beri üzerindeki motorlar değil. Haliyle bir revizyon yapılıyor. Veya kapak kırılıyorsa, kaporta bozuluyorsa şey değişiyor. Kaportası değişiyor. Sonuçta arkadaşlar bunun hep şey mesela olur ya, düşüyorsun şurası kırılıyor, şurası kırıldı diye hemen değiştiriyorsun, yenisini alıyorsun. Bunlar bulunabilir. Space parçası, Tofaş gibi her tarafta ucuz. Sadece motor revizyonu, bir arabanın revizyonu kadar ama bir 25, 25, 30 milyar para istiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Space. He, kim ama bilmiyorum. Onda böyle motorcular yalan. Kendi akıllı zannediyor onu işte. Bir ne kadar tutabilir ki abi? Bir şu yumruk kadar. Motoru ama hepsini A kalite aldık. Silindir, piston, slop lastikleri, yağ, motor keçesi filan, krank aldı. İşçilik 4 milyar para verdi. 4, 5 milyar da parça. 10 bin lira tutsun hadi. 12, 13 milyar tutsun. 25, 30 milyar. Ödemeksin anladın. Parça 5 lira tuttu. Yusuf'un motoru var. O zaman topladım. Yusuf'un motoru 5 lira parça tuttu. 4 lira da işçilik verdi. Onun gidişi nasıl seninkinden? He? 12'si. O da 85'te tıkanıyor, gitmiyor. Aşağı yukarı. Kalkışı seri 85'te kesiciye giriyor. Aşağı yukarı böyle gibi işte. Seninkisi gibi işte. He. Bendeki şey kesiciye girmedi. Kesiciye yüzü deviriyor az bir şey. Yüzü devirirken kesiciye başlıyor bende. İşte arkadaşlarım, muadili ürünler. Birisi her motoru şöyle gibi düşünelim işte. Mesela iki tane Pulsar olsun, RS200 olsun, NS200 olsun. İkisi de sıfır ama. Belki bendeki 150'de tıkanacak, belki sendeki 156'ya çıkacak. İlla ki böyle motorun şey yani artık işte, motorda motora. Birisi 100 yapıyor, evet. Birisi 85. İşte öyle. İşte belki motorda çekiş olarak o iyidir, belki çekiş olarak o düşük. Evet arkadaşlar, o yani her motorun kendine ait bir şeyi var işte. Yani iki tane sıfır motor koyalım şuraya, bak sıfırdan bahsediyoruz. Her şey sıfır ama birisi diyelim 150'de tıkanıyor, birisi 156'ya çıkıyor. Bir de rampayı belki 150'de çıkan, 150'de giden rampayı daha iyi çıkıyor. İşte bu motordan motora değişti diyelim artık, neyse. Teşekkürler arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet.